ekranlarında Kentin Aynası programında sizlerle beraberiz. Programımızın adı Kentin Aynası ama son dönemde Türkiye'nin konuştuğu bir konukla Türkiye'nin konuştuğu bir konuyu konuşacağız. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Sayın Veli Deveciler konuğumuz. Veli Bey hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok naziksiniz her zamanki gibi. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp geldiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Direkt başlayalım istiyorum. Zamanımız da kısıtlı. Girerken söylediğim gibi bütün Türkiye son bir haftadır Türk basketbolunu, Merkez Efendi basketi konuşuyor. İlginç bir süreç yaşandı. Kronolojik sırasıyla gidelim istiyorum. Öncelikle pandemi nedeniyle yarıda kalan bir lig vardı. Önce Beyaz Lig ilan edildi ve sonrasında neler yaşandı? Buradan başlayalım isterseniz. Maalesef bu şekilde, hani gündemin bu yoğunluğu sadece basketbol olsaydı daha bizi memnun ederdi ama bazı istemediğimiz şeyler de yaşandı. Fakat sonraki aşamada her şeyin bizim açımızdan, şehrimizin açısından normale döndüğü, dönmesi bizi sevindirdi. Şöyle anlatayım. Evet, geçen sene biz lig üçüncüsüyken ve liglerin bitmesine 6 hafta kala ve henüz daha playoff da oynanmamışken ligler pandemi nedeniyle iptal edildi. Önce durduruldu, bir süre sonra iptal edildi. Fakat tabii orada da değişik bir karar verdi federasyonumuz. Bu aslında bir beyaz lig olarak adlandırılmadı. Hı hı. Ama ligler olduğu gibi tescil edildi fakat sıralama belirlenmedi. Hı hı. Ne üst ligden düşenler oldu, ne bizden çıkanlar oldu, ne bizden düşenler oldu. Yani lig olduğu şekliyle kaldı. Ama oynanmamış da sayılmadı. Hı hı. Yani beyaz lig olması için oynanmamış sayılması lazım. Aynı zamanda oynanmış sayıldı. Tabii bu süreç içerisinde işte pandemi dönemi vesaire, hepimiz o zor günleri geçirdik. Daha sonra normalleşme süreci başladığında tabii ki basketbol içinde yeni gündem başladı. Fakat zaten biz bu arada Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa oynayacak bir takımı kurduk. Hiç vakit kaybetmedik. Daha biz, yanlış hatırlamıyorsam, Mayıs ayının ortasında biz takımımızı bitirmiştik. İki tane çok iyi yerli oyuncu aldık. İki tane çok iyi, çok kariyerli, üst düzey yabancı oyuncu aldık. Mevcut oyuncularımızı koruduk. Staff'ımızı genişlettik. Yeni hocalar ilave ettik. Ve güçlü bir takım haline dönüştük. Hemen de başladık antrenmanlara. Fakat sonra süreç içerisinde tabii gelişmeler oldu Basketbol Federasyonu ile ilgili. Önce Bakırköy Basket ligden çekilme kararı aldı. Bakırköy Basket İTÜ aslında. O ligden çekilme kararı demeyeyim, ligden düşürdüler. Federasyon ligden düşürdü bir kararla. Ve bir ilan süreci açıkladı TBL'den takımların katılması için. Bu ilan sürecinde biz de bu ilana icazet gösterdik. 29 Temmuz'da açıklanmıştı. Biz 14 Ağustos'a kadar süre verilmişti katılmak isteyen takımlara. Biz 14 Ağustos'ta müracaatımızı yapmıştık. Bizimle beraber Petkim de yapmıştı. Ama 13 Ağustos'ta daha süre dolmadan Petkim'i lige aldıklarını öğrendik. Yani yönetim kurulu kararıyla meğerse biz müracaat ettiğimiz tarihte Petkim lige alınmış. Ama bizim bu konuya bir itirazımız olmadı. Çünkü Petkim lig iptal edildiği tarihte ligin birincisiydi. Bu konuda herhangi bir itirazımız olmadı. Hatta Petkim'i biz tebrik ettik, kutladık. Sonraki ilerleyen tarihte de biz normal TBL çalışmalarımıza devam ettik. Nasıl olsa TBL'deyiz çünkü BSL 16 takım, Süper Lig. 16 takım olan bir yere girme şansımız yok, 17. takım olma şansı yok. Dolayısıyla biz normal TBL hazırlığımızı yapıyorduk. Ama bu arada işte birden bazı gelişmeler oldu. İşte Bandırma'nın ligden çekilme durumu söz konusu oldu. İşte biz buraya girebilir miyiz diye biz niyetlendik vesaire vesaire. Ama oradaki süreçte de acayip şeyler oldu. Yani biz de anlamıyoruz neden öyle olduğunu. Federasyon garip bir kararla işte 21 Ağustos'ta Bandırma İhtisas Kulübü'nü ligden düşürdü çekilmesi sebebiyle. Aynı günde bizim talebimizin reddine karar verdi.
Biz de dedik ki ya bakın bizim talebimizin reddine niye karar verdiniz? Gerekçede şey yazıyor. Yani söyledikleri kadar. Çünkü ilk gün gerekçede açıklamadılar 21'inde. Hı hı, evet. Dediler ki teminat mektubunuz eksik. Ya biz de dedik ki ya bakın 21'inde düşürdüğünüz bir takımla ilgili aynı gün, aynı saat, aynı dakikada nasıl teminat mektubu alabiliriz? Çünkü lig 21'inde bir takım eksik hale geldi. Evet. Benim ancak müracaat hakkım 21'inde doğdu. Şimdi 21'inde müracaat hakkım doğdu ise ve benim bir müracaat hakkım doğduğu için bir şeyler vermem gerekirse bana bir süre vermeniz lazım. Makul bir süre verin. Nasıl Bakırköy ligden düşürüldüğünde bir duyuru yapıp süre verdi. Bize de bir süre vermeniz lazım. Onlar bunu kabul etmediler ve yönetim kurulu kararını oluşturmuşlar. Bize ilan ettiler, duyurdular. İşte gecenin bir saatinde ilanlar geldi. Böyle garip garip uygulamalar. Biz önce yönetim kurulu kararını istedik. Cuma akşamı. Çünkü 7-7.30'da açıkladılar kararlarını. Yönetim kurulu kararını veremediler bize. Ortada bir yönetim kurulu kararı yoktu. Sonra 24'ü günü, pazartesi günü de 2 gün sonra ben sabahleyin tahkime başvuru yaptım. Yaklaşık bir 6-7 sayfalık bir dilekçe. Arkasından tabii biz o dilekçeyi verdikten sonra abi baktık 24'ü pazartesi akşamı bu sefer yönetim kurulu kararını açıkladılar. Nihayet 24'ü gecesi. 24'ü gecesi ben yönetim kurulunu bir okudum, yönetim kurulu kararını bir okudum. Zaten bizim o gün sabah tahkim dilekçesindeki hususlara cevap verir gibi bir yönetim kurulu kararı oluşturulmuş. Tabii her nasıl oluyorsa iki gün önceden. Sonraki süreçte tahkimin önüne gitti ve biz bekledik. Biz ısrarla anlatmak istediğimiz şey şuydu. Bizim hukuki olarak iddialarımız ve gerekçelerimiz var. Ve bunların doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü mevzuat, talimat yazıyor, söylüyor, bunları söylüyor. Bize bir süre verilmesi gerekirdi. Biz o süre içerisinde eğer o teminat mektubunu veremezsek, evet o zaman haklısınız. Ama siz bize hiç süre vermediniz. Yani bize teminat mektubu ver demediniz. Dolayısıyla bizim yoktan bir teminat mektubu üretme şansımız ya da durup dururken al sana federasyon biz sana teminat mektubu getiriyoruz dememiz mümkün değil. Tabii sonra ilerleyen süreçte tahkime ben o yönetim kurulu kararı gelince bir ek dilekçe daha sundum. Orada da her şeyi çok iyi anlattık. Ve netice itibariyle geçen perşembe sanırım ya da cuma işte tahkim kurulu federasyonun yönetim kurulu kararını ortadan kaldırıldığını duyurdu. Bu bizim için büyük bir hukuki başarıdır. Şehrimiz için hukuki bir başarıdır. Çünkü haksız bulunduğumuz ve yanlış sözlerle, yanlış kelimelerle itham edildiğimiz bir şeyin aslında onların söylediklerinin yanlış olduğu, bizim söylediğimizin doğru olduğu hukuki bir kararla kesinleşti. Ve tahkimin kararları biliyorsunuz kesin. Hiçbir merceğe gidemiyorsunuz. O karar bizim aslında bir hakkımızın tescil edildiği bir karardır. Her şeyden öte bu kararın böyle verilmesi bizi çok mutlu etti. Sebebi her şeyi doğru yaptığımızın bir göstergesi olmasıdır. Bu noktada araya girmek istiyorum. Tahkimin kararından bir gün önce Basketbol Federasyonu Başkanı işte beceriksizlikle ve varan cümlelerle sizi itham etti. Ve bu süreçte o açıklamanın hemen ardından sizin bir açıklamanız oldu. Tahkim kararını verecektir dedi. Burada da kendinden emin bir açıklamaydı aslında. Ve kentte ilk başta federasyon başkanının açıklaması bir soru işaretlerini akıllara getirse de sizin cevabınız sonrası yeniden ve hatta bütün Türkiye'de Twitter'da TT olmaya varıncaya kadar gitti bu durum. Süreci örerken bu kararın çıkacağından nasıl bu kadar emindiniz? Yani bu hukukçu kimliğinizin bir getirisi midir? Ya evet, avantaj. Yani ben aslında bir hukukçu olarak
basketbolun içinde bu kadar olmanın sebebi birazcık hukuktan uzaklaşmak olsa da yine hukukun içine düştük. Ama hayatın her köşesinde hukuk var. Yani kaçınılmaz, yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi şöyle, biz zaten ısrarla şu salımız var. Sayın Başkan da, Federasyon Başkanı'nın da biz bu süreçte yanlış bilgilendirildiğini düşünüyoruz. Çünkü Sayın Başkan pazartesi günü Amerika'dan Türkiye'ye döndü. Salı günü bu açıklamayı yaptı. Bulmama ihtimali yok. Bizim güvendiğimiz şey buydu. Çünkü şey yapmıyoruz, yani böyle bir yerlerden dolanmıyoruz, bir şey söylemiyoruz. Böyle şeyler söyleyebilir falan dediler. Ya sözle bunu çözmemiz mümkün değildi. Yani bunun ancak bir kararla, yargı kararıyla bu işin çözülmesi gerekirdi. Vallahi yani gönlümüze göre ve talebimize uygun bir şey çıktı. Ve federasyon başkanının o gün ifade ettiği her şeyin aslında yanlış olduğu tahkim kurulunun kararıyla tescil edilmiş oldu. Israrla şunu söylemeye çalışıyorum. Her yerde bunu söylemeye çalışıyorum. Biz Denizli'yi temsil ediyoruz. Denizli'yi temsil ederken de inanın mümkün mertebe her şeyi doğru düzgün yapmaya çalışıyoruz. Sayın Başkan'ın söylediği şeylerin bir tanesini bile biz ihmal etmeyiz. Yani her şeyi iyi yapmaya çalışırız. Çünkü öyle bir yönetim kadromuz var. Herkes işlerinde tanınan, kariyerli insanlar. Yani biz de düşünüyoruz yani bir şeyi yaparken, hareket ederken, hem şehrimizi temsil ederken, hem etik kurallara, hem sportmenliğe, hem de hukuk kurallarına uygun davranmaya çalışıyoruz. Tüm gayemiz bu. Başkalarından da bunu talep ediyoruz. Yaptığımız bundan başka bir şey değil. Merkez Efendi Denizli Basket, Denizli'yi son 2 yılda gerçekten ciddi anlamda basketbol severler açısından temsil ediyor. Hatta basketbolla çok haşır neşir olmayan Denizliler de yoğun ilgi gösteriyor. Evet. Süper Lig'de tribünlerin dolmasıyla alakalı problemler yaşanırken tüm iç saha maçlarının dolu tribünleri oynayan bir taraftar kitlesini de oluşturdu. Ama bunun dışında bu süreçte atıyorum rakip gibi görünen Fethiye kulübü de size destek verdiğini açıklamıştı bir 15 gün önceki süreçte. Aslında destek değil de yani Fethiye kulübü BSL ile ilgili, çünkü bu süreçte 14'lüğünden yani 29 Temmuz'dan itibaren başlayan süreçte Fethiye kulübü hiçbir aşamaya dahil olmadı. Ne BSL için müracaatta bulundu, ne de biz tahkime müracaat ettiğimiz zaman işlemlerin hukuka aykırı olduğuna ilişkin bir tahkim başvurusu yaptı. Yani hiçbir şeye karışmadı. BSL'ye müracaat etmediğinde de Fethiye Kulübü yönetimi adına başkanın ifadesi şuydu. Bizim bu kısıtlı sürede imkanlarımız dahilinde bizim bunu becerip başarmamız mümkün değil. Ama Denizli işte sanayicileriyle vesaire çaba sarf ediyor. Onların bunu yapabileceğini düşünüyoruz. Biz normal Türkiye Basketbol Ligi'nde oynayacağız. BSL ile ilgili talebimiz yoktur diye bir açıklamada bulunmuştu. Yani Fethiye Kulübü o tarihte bu açıklamayı bulmuştu. Ama bundan sonraki süreçte nasıl davranacak bilmiyorum. Yönetim kurullarının takdiridir. Ama şunu söylemek istiyorum. Sizin de söylediğiniz gibi az önce. Bu takım 2018 yılında kuruldu. Daha 2 yaşında. Bu takımı kuruluşunda emeği geçen Muhammed Başkan dahil. Ondan sonraki süreçte bunu sürdüren, ilerleten, yol aldıran işte Şeniz Başkanımız, diğer yönetim kurulu üyeleri, hepsinin bu işte emeği var. Hepsinin büyük hakları ödenmez. Yani o yüzden biz aslında bir sürü insanın emek koyduğu ve çabaladığı bir şeyi kısa sürede bir aşamaya getirdik. Bunun meyvelerini toplamak istiyoruz. Herkese teşekkür etmemiz lazım. Yani herkesi kucaklamamız lazım.
Çünkü gerçekten insanlar bundan mutluluk duyuyor. Ben eminim, hep söylüyorlar, hani ben her katıldığım programda bunu tek her seferinde söylüyorum. Yani bu takımın kuruluşu aşamasında emeğe geçenlere teşekkür etmemiz lazım. İnanın bugün takımın aldığı başarılardan Muhammed Başkan, o zamanın yöneticileri dahi gurur duyuyordur. Benim hiçbir şüphem yok. Çünkü bu şehrin bir markası, şehir için hizmet etmeye çalışıyoruz. Bunda herkesin bunu kucaklaması, sahiplenmesi lazım. Ve nasıl geliştiğine değil, sonucuna da bakmak lazım. Yani sonucuna baktığınız zaman eğer bu kulüp BSL'de oynarsa tarihe geçer. Söyleyeyim, bir senede TB2L'den TBL'ye çıktı, bir senede TBL'den BSL'ye çıktı. Bunun dünyada eşi benzeri yoktur. Ve burada yaratacağı atmosferi ben kelimelerle ifade edemiyorum. Yani harika bir şey olur. Yani burada küçücük çocuklar, yıllarca insanlar göremedi bunu. İşte Efes Pilsenli oyuncuları görecek. Larkin'in yanında fotoğraf çektirecek vesaire. Yani bizim sadece mücadele etmemizden öte çok daha başka şeyler var bu işle ilgili. Peki bu, umarım olur. Süreç tahkimin kararı, biz sizi bütün basın camiası olarak artık İNG Basketbol Ligi'nde temsil edecek olarak okuduk ama aslında tam olarak nasıl öyle bir değil. Karar? Tam olarak öyle değil. Yani olması gereken oydu. Şimdi yine hukukçu olarak ben bunu 4-5 gündür çalışıyorum. Tahkim kurulunun gerekçeli kararı henüz bize gelmedi. En büyük problem o. Ve biz bunu okuyamadık da. Hani bir yerden alıp okuyamadık. Ama her nasılsa federasyon tahkim kurulu kararının açıklandığı günün öylesi böyle bir açıklama yaptı. Yani bir duyuru, bütün takımlara duyuruyoruz diye. O yüzden yorumlayamıyorum henüz. Tahkim kurulunun kararının yarın bize ulaşacağı söyleniyor, gerekçeli kararı. Gerekçeli kararı okuduktan sonra ben federasyonun bu duyuruyu doğru yapıp yapmadığını yorumlayabileceğim. Ha, yöntem nedir? Eğer doğru yapıyorsa bir şeyimiz yok. Yani gerekçeli karar bunun üzerine inşa edildiyse biz zaten teminat mektubunu hazırlattık. Teminat mektubumuzu sunacağız, bekleyeceğiz. Ama şayet bu duyuru yanlış bir duyuruysa, gerekçeli karara uymuyorsa ben tahkim kuruluna bir dilekçe daha vereceğim yani. Çünkü tahkim kurulunun böyle bir yetkisi var. Almış olduğu kararların açıklatılması, kararın düzeltilmesi ya da bir takım hatalar varsa bunları yeniden düzenlenmesi ya da müstakil bir karar oluşturma yetkisi var tahkim kurulunun. Yani bugüne kadar aslında şöyle yürümüş. Tahkim kurulu demiş ki başka örneklerinde işte şu kulübün şu lige alınması şeklinde kurmuş. Fakat biz bu kararın nasıl kurulduğu konusunda da hala emin değiliz. Bizim yönetim kurulu kararının iptal edildiğini biliyoruz net olarak. Yani federasyon yönetim kurulu kararı iptal edildi. Ama üzerine nasıl bir karar kuruldu ya da nasıl bir gerekçeyle bu kuruldu onu bilmiyoruz. Umarım yarın öğreneceğiz. Bunu öğrendikten sonra belki de bahsettiğimiz süreç bile beklenmeyecek. 18'ine kadar bunu hukuki olarak çözeceğiz. Ama şayet buradaki gerekçe doğrudur, federasyonun açıklaması uygundur. O zaman dediğim gibi biz müracaatımızı yapacağız ve bekleyeceğiz takdir federasyonun. Yani federasyon bizim bu kadar mücadelemize ve haklılığımızın tahkim kurulu kararıyla tescil edilmesine rağmen bize yine ligi almazsa ben artık diyecek bir söz bulamıyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Eğer hukuki bir eksiklik varsa sonraki gelişmelerde onu da sonuna kadar tahkim kuruluna taşıyacağımızdan şüpheniz olmasın. Ama TBL'de oynamak bizim için bir kötü bir şey değil. Biz TBL'de de oynarız. Ve TBL'de biz açık ara şampiyon oluruz. Takımımız o kadar güçlü. Hiç merak etmeyin. Yani açık ara şampiyon oluruz. Çok güçlü bir takım var. Yani şunu mu söylüyorsunuz? En fazla tahkimin kararı sonrası federasyon aksi bir karar alsa dahi en fazla Süper Lig'e çıkış bir sene ertelenmiş olur. Diyor. Evet. En kötü ihtimal. Ya bakın en kötü senaryo. Fakat biz bugüne kadar yaptıklarımızla, gösterdiğimiz çabayla, takımımızın kalitesiyle biz aslında BSL'nin olması gereken takımıyız. Beni Cuma günü tahkimin kararından sonra neredeyse bütün Süper Lig takımlarının başkanları aradı. Neredeyse tamamı. Ve hepsinin tek bir görüşü vardı. Harikasınız, bu lige yakışan takım sizsiniz. Yaptığınız mücadeleyi tebrik ediyoruz. Hem takımınız, hem salonunuz, hem yaptığınız diğer yatırımlar, çalışmalarınız harikulade. Ve hepsi bizi Süper Lig'de görmek istediklerini deklar ettiler. Valla bu Denizli'miz için takdire şayan bir şeydir. Biz çok mutluyuz. Yani
çıkmasak bile henüz meseleye, aldığımız sonuçtan ve durduğumuz kararlı duruştan çok mutluyuz ve memnunuz. Yanlış bir şey yapmadık çünkü. Evet, çıkmasak dahi hazırız diyorsunuz. Hazırız. Peki çıkarsa kulüp ve 18'ine kadarki süreçte uzayacak olursa mevcut kadroyla Süper Lig'de nasıl bir... Ya şimdi zaten en kritik nokta o Ayhan Bey. Yani federasyon, şimdi spor hizmetleri, spor faaliyetleri devamlılık arz eden şeyler olduğu için, yani her hafta oynanan şeyler. Evet. Özellikle tahkim kurulunun kararının kesin olması buna dayanır zaten. Hı hı. Çünkü kesin olmalı ki bir an evvel karar verilmeli, takımlar ne yapacaksa yapmalı, yürümeli. Hı hı. Çünkü zaman kaybı sporda olmaz yani. Şimdi tahkimin bu son yaptığı duyuruda tam bunun aksine hareket ediyor. Çünkü ligler 26 Eylül'de başlayacak. Eğer siz liglerle ilgili 18 Eylül'e kadar bir duyuru süresi verirseniz, bu kararın açıklanması 20'sini bulur. 20'sinden itibaren kim alınırsa alınsın o lige, 6 gün süre kalır. 6 günde hangi TBL takımı BSL'ye hazırlanabilir? Çünkü biliyorsunuz BSL'deki yabancı sınırları farklı. Oraya hazırlık bambaşka. Salonunuzdan giydiğiniz tişörte kadar her şey farklı. Bunun zor bir süreç olduğu çok aşikar. Ama TBL burada da aslında daha... öngörülü ve daha nasıl söyleyeyim, efektif hareket edebilirdi ve işte insanlara daha kolay, daha çabuk çözülecek bir yöntem üretebilirdi. Burada bir sıkıntı olabilir ama ben şunu size söyleyebilirim. Eğer bu takımı BSL'ye alırlarsa, BSL'de biz oynamaya başlarsak 26 Eylül'de, hı hı, inanın o kaliteye yaklaşacak oyuncular o takıma gelecek. Biz zaten görüşmelerimizi yaptık. Prensip anlaşmalarına yaptık. Sadece bizim BSL'de olduğumuzun ilan edilmesi gerekiyor. Bu ilandan sonra bu oyuncular aynı gün, birkaç gün içerisinde burada olacaklar. Biz belki 26'sında ilk maçta oynatamayabiliriz ama ikinci hafta bu arkadaşlar takımımızın içerisinde olur, mücadeleye başlar. Şayet aksi olursa da biz TBL'de kalmamız gerekirse de şu anki kadromuz TBL'nin çok çok üstündedir. TBL'yi domine eder ve ligin sonunda şampiyon olur. Ama dediğim gibi BSL'de olursa biz bundan kaçmayacağız. Yani şunu söyleme hakkımız var. Ya bizi 18'ine 20'sine kadar dolandırdınız, beklettiniz. Ben 28 26'sına kadar nasıl takım kurabilirim bahanesini söylemeyeceğiz. Biz yine en iyi şekilde hazırlanıp çalışıp koşturup koşuşturup o takımı basketbol Süper Ligi'ne hazır edeceğiz. Şunu da söyleyebilirim, çok da rahat söyleyebilirim. Eğer biz Süper Lig oynarsak ligi en kötü ihtimal 9. 10. sırada bitiririz. Bunu yaparız. 9. 10. sırada da bitirmek biliyorsunuz size Avrupa oynatıyor basketbol Süper, evet, Ligi'nde. Bir sene sonra da bu takım Avrupa oynar. Hedeflerimizin olduğunu eskiden beri söylüyoruz. Bu hedefler olmadan zaten hiçbir şey olmaz. Biz hedeflerimizi hep tutturuyoruz. Bu hedefleri de tutturacağımıza inanıyorum. Evet, tüm bu yaşanan süreçler bütün kentte, bütün Türkiye'de konuşuluyorken camianın içinde de muhakkak ki konuşuluyordur. Siz de sık sık gerek oyuncuları gerek hocaları ziyaret ediyorsunuz. Hı hı. Orada durum nedir? Onlar nasıl? Valla çok iyiler. Süreçte? Şimdi biliyorsunuz biz bu Türkiye'de BSL takımları dahil takımlarını kampa götüremezken, kampa götüremedi hiçbir takım yani. Evet. Biz 7 gün Bolu kampı yaptık. Hı hı. Yani Abant'ta takımımız 7 gün kamp yaptı. Orada çok iyi vakit geçirdiler. Biz zaten onları biraz bu atmosferden uzak tutmak istedik. Takım döndü. Bugün ilk antrenmanlarına çıktılar Denizli'de. Çok iyi durumdalar. Zaten ben hocama ve oyunculara da onu söyledim. Yani biz sahada güçlü olmak zorundayız. Sahada güçlü olduğumuz sürece hiçbir şey olmaz. Yani diğer dışarıda olup bitenler bizim işimiz. Biz onları bir şekilde çözeriz. Ama biz sahada takımımız güçlü olsun, Denizli'yi en iyi şekilde temsil etsin. Bizim için önemli olan odur ve şu an ben bakıyorum çocukların ayakları yere çok sağlam basıyor. Çok iyi durumdalar. Allah nazardan saklasın. Yani bir sakatlık, bela vesaire olmadıktan sonra takımın durumu, teknik heyetin durumu hepsi harikulade çok iyi yani. Evet, peki bu süreçte çok fazla konuşulan bir başka şey de Basketbol Federasyonu'nun kendi iç dinamikleriydi. Pek çok isim, basketbolun içinden gelen isim mevcut yönetimi çok yoğun eleştirdi. Siz de bu süreç içerisinde çok sıkı
bir şekilde onlarla görüşmek durumunda kaldınız. Onlar sizi farklı şeylerle suçladılar ama siz mevcut basketbol federasyonu yönetimini başarılı buluyor musunuz? Nasıl yönetiyorlar süreci? Ya bir kulübüz biz ve federasyonun var olma sebebi kulüpler. Evet. Yani kulüpler olmadıktan sonra federasyonun var olmasının hiçbir anlamı yok. Ama bu arada da federasyon da bizim çatı kuruluşumuz. Yani federasyonun talimatlarına, mevzuatına, çalışmalarına uymamız gerekiyor. Bunda hiç problem yok. Bizim eleştirilerimiz federasyonun her kurumda, her işletmede, her şahsın dikkat etmesi gereken belirli şeyler var. Yani hukuki kurallara uyulması, etik davranışlar olması, sportmenliğe uyulması. Bizim kulüp olarak yolumuz, tercih ettiğimiz şey bunlar. Biz de sadece federasyondan ve ilgililerden bunu bekliyoruz. Tabii ki bizim federasyonumuzu eleştirme hakkımız var. Eleştireceğiz. Yani şimdi örnek vereyim. Ben günlerdir takımın COVID-19 testlerini yaptıramadım. Sebebini söyleyeyim. Biz Sağlık İl Müdürlüğü'ne müracaat ettiğimizde bunun için basketbol takımları için herhangi bir link ya da herhangi bir sistemin kurulmadığı, sadece futbol için olduğu söylendi ve ben günlerce bunu yaptıramadım. Daha sonra sağ olsun İl Sağlık Müdürümüz Berna Hanım'ın çabasıyla federasyona bu durum iletildi ve federasyon daha sonra bununla ilgili bir link, bir sistem açmayı aklına getirdi. Yani bu söylediğim benim yaklaşık 20 gün önce falan bir olay. Daha sonraki aşamada da biz yine onu yaptırdık dedik ama ne yapalım, nasıl yürüyecek? Bana dendi ki her sporcu tek tek müracaat edecek, bankaya 250 TL para yatıracak, tek tek Covid testi yaptıracak hastanede. Ben ona da itiraz ettim. Dedim ki ya bakın bu adamlar sporcu. 25-26 kişi bu hastaneye gelecek, sıraya girecek, para yatıracak, test yaptıracak. Bunlar makul işler değil. Hani bireysel olarak yapılsa tamam. Ama neticede bir basket takımı, yani bu böyle olmamalı. Sağ olsun yine İl Sağlık Müdürümüz çaba sarf etti bununla ilgili. Bu iş işte federasyonlara kadar gitti. En azından bir buna düzenleme getirildi. Ama halen rakamlarda bir düşme olmadı. Ama federasyonumuz sağ olsun 2 gün önce bir açıklama yaptı. İşte baş ücretlerin düşürüleceği konusunda. Biz bu eleştiriyi yapmasak, bunu söylemesek belki de bu olmayacaktı. Bir şey söylüyorum, yaklaşık 40'a yakın maçı oynayacağız. Evet. Hazırlık maçlarıyla beraber. Kişi başı 250 TL'yi istiyorlar, 25 tane benim şeyim var. Yani çarptığınız zaman yıllık maliyeti 200 bin liralara geçiyor bu. Yani bu çok bizim için çok büyük para yani. Beraber kulüp personeli. Tabii. Yani şimdi bizim bu konuyla ilgili federasyondan bir çare istememiz ya da federasyonu bu konuda eleştirmemiz kadar doğal bir şey olamaz. Ya da federasyonun bizim hakkımızda aldığı kararlar konusunda federasyonu eleştirmemiz kadar doğal bir şey olamaz. Yani inanın biz aslında çok stresli günler geçiriyoruz. Zor. Yani bir kulübü idare etmek, kulübün ekonomisini sağlamak, gelirlerini bulmak bu zor şartlarda, pandemi şartlarında siz de biliyorsunuz. Yani çok zor şeylerle uğraşıyoruz. Bu arada da bir takım beklentilerimizin olması ya da bazen bizim de eleştiri düzeyimizi artırmamız normal karşılanmalıdır. Yani çünkü hakikaten çok koşturuyoruz, çok çaba sarf ediyoruz bunlarla ilgili. Evet, federasyonla ilgili yoğun eleştiriler her yerde devam ediyor. Ben tekrar sürece dönmek istiyorum. Sürecin yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Sürecin şekillenmesine göre hem Süper Lig için hem TBL 1. Ligi için alternatif planlarınız olduğunu söylediniz. Her şey hazırız. Her şey hazırsınız. 2 yıllık bir süreçte önemli bir yol kat ettiniz. Bundan sonraki süreçte Merkez Efendi Belediyesi, Denizli Basket nasıl bir yol haritasıyla devam edecek ve temel hedef nerede olmak? Çok profesyonel gidiyoruz. Emin olun. Yani hiçbir takımda yok. Garanti verebilirim. Bu takımın doktoru, fizyoterapisti, 2 tane masörü, tüm medikal teçhizatı, soyunma odasındaki tüm sporla ilgili detaylar, ilaç malzemesi, planlaması, menajeri, her şeyi dört dörtlük. Tek bir eksiği yok takımın. Çünkü harfiyen kontrol ediyoruz.
Bunu yaparken ki amacımız şu, biz gidebiliriz, biz yöneticiler değişebiliriz, sorun değil. Ama bu takımın, yani bu kulübün bir şeyi olacak, bir sistemi olacak. O sistem içerisinde biz gideriz, başkası gider ama o sistemin devam ettirir. Bu bizim basketbolla ilgili çabamız Denizli'de böyle bir yıllık, iki yıllık, böyle altı aylık falan değil. Yani uzun yıllar bu iş sürecek. Biz çok iyi yerlere geleceğiz. Bu konuda hiçbir tereddütüm yok. Tabii bunu yaparken, bunu söylerken ben şunu güvenerek söylüyorum. Denizli'de birçok kesim tamamen siyaset dışı, yani siyasetin farklı unsurlarından bir sürü kişi bu takımın bu disiplinine, bu çalışmasına, bu becerisine destek veriyor. Bize bu güç ve güven veriyor. Tabii bunun yanında Şeliz Başkanı'nın, Merkez Efendi Belediyesi'nin bize göstermiş olduğu, yani sayamam, katkısı bambaşka. Tüm bunlar birleşince, bir de az önce siz de söylemiştiniz, burada gerçek bir seyirci sempatisi var takıma karşı. Bunu da koruduğumuz sürece bu takım çok inanılmaz yerlere gelecek, emin olun. Bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii unutuluyor. Bir tane de bizim voleybol takımımız var ikincilikte. Denizlili kızlardan oluşan. İki tane transfer yaptık sadece dışarıdan. Harika bir takım. Onlarla da biz çok mesai geçiriyoruz. Yani onların da her şeyini dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. Çok iyi çalışıyorlar. İddialı bir takım olacaklar. Onların da emin olun malzemesinden kullandıkları tüm her şeye kadar dört dörtlük. Ve bizi, Denizli'mizi en iyi şekilde temsil ediyor. Özellikle söylemek istiyorum, bizim takımımızın ismi Merkeziz Efendi Belediyesi Denizli Basket. Yani biz bir yere gittiğimiz zaman biz zaten Denizli diye anılıyoruz. O yüzden biz Denizli'yi temsil ediyoruz. Bu çok önemli. O yüzden Denizli'deki tüm bireylerin, tüm farklı odakların, herkesin biz temsilcisiyiz. Ve iyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz. İnsanları mahcup etmiyoruz. Bu destek sürdüğü sürece, ki sürecektir, biz de işimizi iyi yaptığımız sürece çok iyi yerlere gelecek bu takım. Şunu da altına ayrıca çizeceğim. İnanın özellikle televizyonların, yerel medyanın, sizlerin bu işteki katkısı ve başarısı tartışılmaz. Ben bu kadar destek görebileceğimizi aslında başta hiç ummuyordum ama inanın özellikle Denizli'deki yerel medyadaki her kişi bize sonuna kadar destek oldu. Bu zor süreçte bile hep bizi dinleyerek bir takım cevaplar. Siz de mesela hemen önce beni bir aradınız, sordunuz ya nedir bu diye. Biz anlattık, sonra yayınlarımızı yaptınız. Harika bir basın çalışması sürdürdünüz. O tarafı işin muazzam. O yüzden işimiz de aslında bu desteklerle bizim kolaylaşıyor. Ama hep birlikte güzel şeyler yapacağız, hiç merak etmeyin. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sürenin sonuna geldik. Sadece şunu eklemek istiyorum ben. Basının sizinle olan bu iletişiminde aslında Denizli basınının içerisinden yetişmiş ve şu an sizinle beraber olan Sayın Serhat Delikaran'ın da önemli bir payı var. Vallahi Serhat Delikaran'ın hakkı ödenmez. Eksik olmasın. Ya yıllardır bu Denizli'nin sporla ilgili her aşamasında çaba gösteriyor. Ama bilmiyorum vallahi, yani şu basketbol için, bizim için koşuşturması, sizlerle temasın ve organizasyonun sağlanması konusunda harikulade. Yani biz ne kadar teşekkür etsek kendisine azdır. Evet, Kentin Aynası programında bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket Kulübü'nün başkanı Sayın Veli Devecilerdi. Son bir haftadır bütün Türkiye'nin gündeminde Merkez Efendi Basket'in yaşadığı süreç vardı. Türkiye Basketbol Federasyonu ile yaşanan süreç vardı. Anlaşılan o ki önümüzdeki birkaç hafta daha yine bu gündemi konuşacağız. Umarım finalde hak ettiği yerde İNG Basketbol 1. Liginde Denizli'yi temsil eder. Her anlamda hazırlıklarının olduğunu da söylüyorlar zaten. Yayınımızın sonuna geldik. Sosyal mesafeye dikkat ederek, o 1,5 metrelik mesafemize dikkat ederek, sevdiklerimiz için, çevremizdeki insanlar için o mesafeye dikkat ederek sağlıklı bir akşam diliyorum.
Hepinize iyi akşamlar diliyorum.